Arkadaşlar merhaba. Bugüne kadar şöyle yaptığımız çalışmalara dönüp bir baktığımızda on binlerce, belki de yüz binlerce insan hayatlarında bir takım dönüşümler yaşamış. Bu dönüşümlerin sebebi bizim alışılagelmiş olduğumuz beynimizin sadece mantıksal kısmının dışında bir kısmı kullanmamız. Peki bu alışık olmadığımız kısım neresi? Sadece bunu sayısal, işte matematiksel kısım veya yaratıcı, sanatsal kısım olarak düşünmeyin. Bu beynimizin tüm loblarının aynı anda bir harmoni içinde çalışmasıyla ilgili. Ön kısım neokorteks %40 kadar kapsıyor. Düşünce alanı. Orta kısım limbik beyin. Epifiz bezinin bulunduğu yer. Arka kısım oksipital korteks diyoruz. Bilinçaltımızın, retiküler aktivasyon sistemin bir kısım sibernetik paradigma dediğimiz sistemin çalıştığı yerler. Şimdi bunları topyekün aktive ettiğinizde işte o zaman beyninizin %100'ünü kullanmış oluyorsunuz. Yoksa biz bu şartlarda gözümüzü kırptığımız an bile beynimizin %100'ünü kullanıyoruz. Ama o anlamda değil. Benim söylediğim farklı. Bu fark da beyni tam anlamıyla içsel ve dışsal, yani içten yansıyan ve dıştan gelen tüm algıları belli bir uyum içinde, harmoni içinde kullanmaktan bahsediyorum. Bazı arkadaşlarımız hayatlarını dönüştürürken bazıları dönüştüremiyor, yapamıyorum diyor. Bunlar çok doğal. Her insan farklı bir dünya. Unutmayın, her insan farklı zihne sahip. Dolayısıyla burada çalışmanın sana olan etkisini senin hayatını sınırlayan zihninle doğru orantılı olarak görmeni istiyorum. Yani etkide bir fark olmayacak. Sadece belki sizin zihinsel tepkimenizde bir fark oluyor. Bunlara dikkat edin. Yani kendinize de bu anlamda çok fazla yüklenmeyin. Ben yapamıyorum'u lügatınızdan çıkarın dememin sebebi o. Sadece bir zaman aralığı verin ona. O zaman da zaten hayatımızın sigortası. Bizi alıştıran, adapte olmamızı sağlayan bir algı. Şimdi bu çalışmamız biraz alışılagelmişin dışında olacak. Çünkü biz neden hep hayallerimiz üzerine çalışıyoruz, değil mi? Aslında baktığınızda böyle hani evrende bir çelişki vardır. Canlı yayınımda Sinan Bey'in canlı yayınında öyle bir çelişkiyle ilgili bir sohbetimiz olmuştu, Sinan Dereli. İzlemeyenler varsa YouTube'dan girebilirler. Orada çelişki yasasından bahsetmiştim. Her şeyde bir çelişki var. Yani ben eğer sürekli hayallerimin üzerine çalışıyorsam bir nevi egomu da beslemiş oluyorum, değil mi? Yani baktığınızda öyle gözüküyor. Hep ben olayı. Bu çalışma bu çelişkinin dışında, yani bu çelişkiye olan bakış açınızı değiştirecek bir çalışma. Burada çalışma şöyle. Bir hayaliniz var. Gerçekleştirmek istediğiniz, yaşamak istediğiniz. Onu bir kişinin gerçekleştirmesini sağlayacağınız bir çalışma olacak bu. Şimdi bakın, çelişkileri söyleyeyim. Burada ego beslemesi var, değil mi çelişki? Çünkü ben istiyorum yaşamak bu hayatı. Peki buradaki bu çelişkiyi bir başkasının hayalini gerçekleştirmeye yardım edersem burada iki çelişkiyi de kırmış oluyorum. Bir, ben hayalimi yaşıyorum diye hissetmeye çalışırken bilinçaltı senin ona sahip olmadığını, belki de senin yeterince o hissi oraya gönderemediğini alabiliyor. O zaman ne oluyor? Eksik noktanı senin karşına çıkartıyor. Şimdi bir çelişki var burada. Peki ben bu yapacağım çalışmayla bu çelişkiyi de kıracak mıyım?
Evet. Çünkü ben birine benim sahip olmak istediğim hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olursam, demek ki ben o hayalle ilgili bir eksikliğim yok. Benim o hayale olan yaklaşımım bilinçaltı tarafından sen tam ve bütünsün olarak algılanıyor. İşte bütün bu çelişkileri nötrleştirecek bir çalışma bu arkadaşlar. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Gözlerinizi kapatın lütfen. Meditasyonumuza geçelim. Normal 3 kez 4 4 4 nefesimizi yapalım. 4 alın burundan sayarak. 4 tutun. 4 ağızdan verin. Sadece bir üçlü döngü olarak yapalım bunu. Al, tut, ver. Şimdi 3 kez bunu yapıyorsunuz. Ve şimdi öncelikle hayaliniz neyse, hepinizin hayalleri farklı. Her kişinin farklı hayalleri var. Herkes bu hayalini, bu bir aile ferdi olabilir, çok sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir, akrabanız olabilir. Her kimse, bu onun hayali olarak algılamanızı isteyeceğim. Önce hayalinizi belirleyin. Ve bu hayali sanki o kişinin hayalimiş gibi bir senaryo oluşturun kendi içinizde. Bu senaryoda sizi engelleyen bir takım sınır, şart ve koşullar içinde tutan durumları da onun şart ve koşulları olarak algılayın. Yani tamamen sanki rolleri değişiyorsunuz. Bir senaryo değiştirmiş oluyorsunuz burada. Aslında bu hayal sizin olduğu için engelleri ve şartları da siz çok iyi biliyorsunuz. Ama bu sanki o kişininmiş gibi yapmanızı istiyorum. Diyelim ki bu engel, bu sınır, şartlar veya koşullar finansal bir durumsa, bu finansal durumu düzelteceğiniz bir duruma getirin bunu. Yani parasal bir yardım olabilir. Bu farklı bir durumsa, siz unutmayın, senaryo sizde, bu farklı durumu çözebileceğiniz bir konuma getirin. Ve ona bu konuda yardım ettiğinizi hissedin. Onun sizin aslında olan hayallerinizi gerçekleştirmek için elinizden geleni yapın. Onun hayallerini gerçekleştirdiğini hissedin. Ve bu his size nasıl yansıyor? Onun o mutluluğunu hissedebiliyor musun? Onun gözlerindeki o ışıltıyı alabiliyor musun? İşte burada tam ve bütün olduğunu hissedeceksin. Onun hayallerini gerçekleştirmesi için elinden geleni yapıyorsun. Tüm imkanlarını kullanıyorsun. Ve onun bu hayali yaşamasını izliyorsun, hissediyorsun. İçindeki o huzuru hissetmeye çalış.
o hayallerini gerçekleştirirken onun mutluluğunu hissedebiliyor musun? Onun sana olan bu sevgisini hissedebiliyor musun? Senin şartsız, koşulsuz ona yardım elini uzatman, senin ona bu sevgiyi yansıtman, onun kat be kat senden sana döndüğünü hissedebiliyor musun? Ve bu içindeki huzurla, bu içindeki rahatlıkla yavaş yavaş bedenini hisset. Bulunduğun yerde olduğunu hatırla. Kim olduğunu hatırla. Ve hazır olduğunda içindeki o huzuru, içindeki o sevinci şu an, şimdi ve buradaki gerçekliğine yansıtmak üzere. Üçe kadar saydığımda gözlerini açmış olacaksın. Bir, iki ve üç. Gözlerini açabilirsin. Evet arkadaşlar, şimdi bu çalışma prensip, yani çalışmanın prensiplerini anladınız değil mi? Sizin bir hayalinizi bir başkasının hayalimiş gibi onun o hayali gerçekleştirmesine yardım ediyorsunuz. Bu çok güçlü bir mesaj bilinçaltına. Ve bu mesajı ilettiğinizde de bunun sonuçlarını göreceksiniz hayatınızda. Evet arkadaşlar, videolarda beğenileri az görüyorum. Çok güzel yorumlarınızı görüyorum ama lütfen beğendiyseniz beğeni butonuna da tıklamayı ihmal etmeyin. Bu arada bizim üyelik platformumuz katıl butonu hala devam ediyor. Ama ne yazık ki Azerbaycan'dan ülkesel bir sorun olduğu için bizimle ilgili değil. Katıl butonu gözükmüyor diye biliyorum. Ama ileride inşallah o durumda çözülür. Katıl 3 seviye üyeliğimiz var, unutmayın. Kristal, Kristal Plus ve Platin üyelik. Bunları da orada sizi zaten YouTube yönlendiriyor. Bunun yanında Instagram'da da size özel bir üyelik, abonelik açıldı. Abone olmak isteyen arkadaşlarımıza da her pazartesi ve perşembe nokta atışı reelslerimiz oluyor. Bunları da buradan tekrardan hatırlatmak istedim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.